Ve devam ediyoruz ikinci bölümle Günce'de sevgili seyircilerimiz. Yine bir cuma klasiği diyeceğiz. Bu akşamdan itibaren hafta sonuna resmi olarak girmiş bulunuyoruz ve belki sinema salonlarına gitmek istersiniz, belki festivalleri takip etmek istersiniz ya da evinizde oturup dijital platformlarda film izlemek istersiniz. Sinema Yazarları Derneği üyesi Sayın Hasan Nadir Derin de her hafta olduğu gibi bizimle. Hoş geldiniz yayına Hasan Bey. Hoş bulduk. Olası bir elektrik kesintisine karşı önlemimizi aldık. Sizin bulunduğunuz bölgede çalışma varmış ve sıklıkla elektrik kesintileri yaşanıyormuş. Bunu bir hatırlatalım sevgili seyircilerimize. Biz yine telefon bağlantısına devam edeceğiz. Öyle bir durum olursa diyelim ve İstanbul Film Festivali Hitchcock seçkisiyle başlayalım. Evet, İstanbul Film Festivali'nin aslında bu seçkisi geçen yılın, yani 2020'nin Nisan ayında normalde olması gereken festivalin içinde yer alacak bir seçkiydi. Tabii bu hani planlandığı zaman ortada hani pandemi vesaire yoktu ve hani normal festivalin içinde bir bölüm olarak yapılması planlanıyordu. Fakat de geçen sene zaten hiç yapılamadı. İşte bu sene biraz daha küçük kapsamda yapıldı. Böyle olunca da bu Hitchcock seçkisini bu aya ertelediler. İşte Kasım ve Aralık aylarında, yani önümüzdeki 3 hafta sonu boyunca fiziksel olarak İstanbul'daki sinemalarda gösterimler yapılacak. Ya onu da söyleyelim tabii, şimdi bunun fiziksel olarak olması, zaten bu filmler hani online olarak bir şekilde çok rahat hani ulaşılabilecek filmler zaten. Hiçbir hani sinemanın en büyük yönetmenlerinden bir tanesi zaten. Burada hani işin esprisi zaten onun filmlerini sinema salonlarında izlemek. O yüzden hani bir online seçki yok. Hani takip etmek isteyen İstanbullu sinema severler, her iki yakada da sinemalarda gösterimler olacak. İstanbul Film Festivali'nin sayfasına girildiği takdirde hangi filmin ne gün gösterileceği de yazıyor orada. Dediğim gibi hani 3 hafta sonu boyunca devam edecek bunlar. Hitchcock tabii sinemanın en önemli yönetmenlerinden bir tanesi. Üzerine çok uzun uzun konuşulabilir. Hatta ben hani ufak bir reklam da yapmış olayım. YouTube'da bir yaklaşık bir sinema kanalında yaklaşık bir saat boyunca Hitchcock konuştuğumuz bir video da var. Hani onu da merak edenler olursa, dinlemek isteyenler arayıp bulabilirler. Bu hafta sonu gösterecek filmlerden, öne çıkanlardan çok kısaca bahsetmem gerekirse Vertigo var. Vertigo hani benim de Hitchcock'un en sevdiğim filmlerinden bir tanesi, ki sinema tarihinin zaten bence en iyi birkaç filmi arasında yer alır. İşte genelde Hitchcock'un yaptığı gibi işte masum bir adamın kendisini bir şekilde olayların içinde bulması üzerine giden bir hikayesi diyelim. Daha çok bu hikayeye daha çok oturan film Çok Şey Bilen Adam. O da Hitchcock'un iki kez çektiği filmlerden bir tanesi. Bu arada bu seçki tamamen Hitchcock'un renkli dönemine göz önüne alıyor. Yani siyah beyaz filmleri yok burada. O yüzden örneğin hani en bilinen filmi Sapık mesela yok burada. Daha çok yani tümüyle daha doğrusu renkli filmleri üzerinden gidiyor. Cinayet Var filmi ilginç bir filmdir. O dönem hani yıllar önce, şimdi üç boyutlu filmler sanki yeni gibi algılıyoruz ama tabii teknolojisi çok farklı olmakla birlikte yıllar önce Hitchcock'un çektiği üç boyutlu bir cinayet filmi. O da yani önemli bir film. Ve üç boyutlu mesela ben hiç izlemedim. Yani İstanbul'da olsam izlemek isterdim, doğrusu söylemek gerekirse. Her gösterimi üç boyutlu olmayacak yalnız. Ona da internetten bakılabilir. Kuşlar da hani gene Hitchcock'un yani simge filmlerinden bir tanesidir. Hani kuşların birleşip insanlara saldırdığı bir film. Daha son dönem filmleri var. İşte Cinnet gibi, Esrar Perdesi gibi. Son dönem filmleri. Mesela Harry ile Derdimiz ilginç bir filmdir. Hitchcock'un belki komediyle en fazla flört ettiği filmlerden bir tanesidir. Bu hafta sonu gösterecek filmler bunlar. Önümüzdeki hafta sonları da ufak ufak bahsederiz diğer filmlerinden. Peki. Gezici Film Festivali ile devam edelim. Evet, Gezici Festivali de geçen sene yine yapılamayan festivallerden bir tanesi. Zaten onun hani kendileriyle de konuştuğumuz zaman festivali düzenleyenler hani bizim zaten festivalimizin özel farklı illere gidip orada gösterimler düzenlemekte. O yüzden hani online olmasını da istemediler. Çünkü çok bir hani filmin, festivalin konseptiyle çok anlamlı değil demişlerdi geçen sene için. Bu sene de hemen hemen her sene olduğu gibi zaten hani Ankara Sinema Derneği düzenliyor festivali. O yüzden genellikle
Ankara'dan yola çıkıyorlar. Yolculuğuna bir sene Ankara'da başlamışlardı. İçinde 26 Kasım'da Ankara'da başlayacak. Bir hafta boyunca Ankara'da devam edecek. Bu gösterimlerin, Ankara'da olacak olan gösterimlerin biletleri bugün çıktı. 3-5 Aralık'ta 6-8 Aralık'ta da Kastamonu'da gösterimler yapılacak. Ankara'daki gösterimler Çankaya Belediyesi Merkezi'nde düzenleniyor olacak. Bir dört seans var. Şöyle böyle çıkan dediğim gibi konuşuruz zaten. Dünya sinemasında iki tane filmi oradan ben izleme şansım olmuştu. Zaman zaman konuşmuştuk. Baybatman'da öğrencileri Baybatman'da sınıfında diğer görürsek. Belgesel, uzunca bir belgesel Berlin'de gösterilen, burada işte daha çok göçmenlerin yer aldığı bir bölgede onların birlikte işte daha işte böyle 12-14 yaşında onları işte öğretmen diyelim, bir öğretmenin hikayesini işte dönemlerini anlatan epey uzunca bir belgesel. Türk öğrenciler, Türk kökenli belgesel için hatta hiç tahmin etmediğimiz yerlerde mesela Türkiye'den gelen bazı müzikler dinliyor öğrenciler dolayısıyla falan. O da ilginç gelmişti bana. Bir Fabian filmi izlemiştim. O da 31 Berlin'inde geçen biraz hani o dönemin Berlin'deki çöküşünü ve o nazizme giden dönemi anlatan çok ünlü bir romandan yapılan bir uyarlama. O da geçen senenin öne çıkan filmlerinden biriydi. Antalya'da ödül kazanan iki film var. En iyi ödül kazanan Aurora var. Ve de en iyi film kazanan Libertad film var. Libertad'ın iki gösterimi olacak. Onun dışında Ankara Film Festivali'nde bir kısmını izlediğimiz, bir kısmının vizyon tarihini beklediğimiz Türkiye Sineması bölümü var. Burada epeyce film var. Biraz sonra Ankara Film Festivali ödüllerinden de bahsedeceğiz. Anadolu Leopar'ı Ankara Film Festivali'nde epey ödül kazandı. Burada da gösterilecek. Bembeyaz filmi Antalya'da Siyah ödül kazanmıştı. Diyalog filmi var. Yine böyle küçük kadrolu bir oyuncuyla biraz sinemaya içeriden bakan bir hikayesi olan bir film. İki Şafak Arasında yine benim çok sevdiğim bir film. Ankara Film Festivali'nde izlediğim. Ker filmi var. Tayfun Pirselimoğlu'nun yeni filmi. Okul Tıraşı yine son dönem çok adı geçen filmlerden bir tanesiydi. Yaramaz Çocuklar bir belgesel. Zuhal'de Nihal Yalçın'ın Antalya'da en iyi kadın oyuncu ödülü kazanmasıyla ve sonraki ödülü alırken ki bir takım polemiklerle gündeme gelmişti. Hani filmin ne olduğunu merak edenler için festivalde o da gösterilecek. Tuncay Kurtiz bu Gezici Film Festivali'ne en baştan beri çok destek veren bir isimdi. Ta yola çıktığı zamanlardan itibaren. Onun çektiği, yurt dışında çektiği iki filmi gösterilecek, Bebek ve Saç isimli. Onun dışında kısa film seçkisi de var festivalde. Dediğim gibi önümüzdeki hafta zaten gösterimler başlayacak. Tekrar bir üzerinden geçer film. Tamam, konuşuruz. Ve Ankara Film Festivali'ne atıfta bulundunuz. Ödüllerden bahsedeceğiz dediniz. Biraz da onları öğrenelim. Evet, birkaç haftadır zaten festivalden bahsediyorduk. Tam bir hafta önce bizim program hatta yayınlanırken ödül töreni başlamıştı. Geçen hafta bahsetmiştik. O ödüller sahiplerini buldu. Orada birkaç filmle ilgili yorum da yapmıştım. Hani jüri şunu gördük ki jüriyle biraz aynı düşünmemişiz. Öyle gözüküyor. Yani benim daha çok sevdiğim filmlere pek ödül çıkmadı. Daha zayıf bulduğum filmlere diyeyim ödül çıktı. Olabilir. Hani her jürinin kararı farklı oluyor. Tabii biliyorsunuz bunu zaman zaman karşımıza geliyor. En iyi film ödülü az önce bahsettiğim ve Gezici'de de izlenebilecek olan hani Ankara Film Festivali'nde kaçırıldıysa Anadolu Leopar'ına gitti. Dediğim gibi benim doğrusunu söylemek gerekirse biraz zayıf bulduğum bir filmdi. İki oyuncu ödülü de bu filmden oyunculara gitti. Uğur Polat ve İpek Türk'ten. Uğur Polat'ın hak ettiğini düşünebiliriz. Gerçekten hani rolüne de yakışan bir isimdi. İpek Türk'ten de çok iyi bir oyuncudur. Filmde de iyiydi fakat bence karakteri çok iyi yazılmamış bir karakterdi. Öyle bir yorum yapabilirim. En iyi görüntü yönetmeni ödülü de bu filme gitti. O şöyle beni şaşırttı.
Hani hep yani zaman zaman bahsediyoruz sosyal medyada da salonların projeksiyonlarının biraz zaman zaman kötü olabildiği. Acaba öyle mi izledik dedim. Çünkü yani açıkçası ben çok karanlık bulmuştum filmi. Fazlasıyla karanlık bulmuştum. Fakat jüri hani en iyi görüntü yönetmeni ödülünü verdiğine göre jüri aynı yerde izledi mi çok emin değilim. Belki farklı bir ortamda izlemiş olabilirler. O yüzden ona bir soru işareti koyuyorum. En iyi ilk film ödülü Sardunya filminin aldı. Benim hani orta karar bulduğum bir film yine. En iyi yönetmen ödülüne çok katılıyorum. Fikret Reyhan sevdiğim bir film Çatlak'la. En iyi senaryo ödülü Sen Ben Len'in filmi aldı. Bir iki hafta sonra gösterime girecek. Tekrar konuşuruz. Fakat hani senaryonun yönetmenle beraber, yönetmen Tufan Taştan'la beraber Barış Bıçakçı gibi zaten kalemi çok kuvvetli bir isim de senaryoya imzasını atmış. O yüzden hani hak edilmiş bir ödül diyebiliriz. Belki benim biraz daha iyi bulduğum ödüller, filmler vardı ama çok bir itirazım yok o konuda. Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü Güliz Gençoğlu kazandı Lacivert Gece filmiyle. Şöyle bir ufak anekdot söylemiş olayım. Bir sahnede, filmin içinde bir sahnede kocasıyla tartıştığı karakterin kocasıyla tartıştığı bir sahnede gerçekten bir anda filmi yükseltiyor oyunuyla ve hani salondan filmi izlerken böyle bravo şeklinde bir tepki geldi izleyenler tarafından. Yani gerçekten orada Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü hak edilmiş bir ödül olarak görüyorum. Okul Tıraşı filmiyle Ekin Koç Yardımcı Erkek Oyuncu aldı. En iyi sanat yönetmeni ödülünü Gölgeler İçinde ile Armen Gazeryan kazandı ki gerçekten çok başarılı. En iyi müzik ödülünü de Gölgeler İçinde kazandı. Kurgu ödülü Okul Tıraşı'na gitti. Çatlak filmi aynı zamanda Siyah jürisi ayrı oluyor. Siyah jürisinin en iyi film ödülünü kazandı. Sanıyorum burada ben de Çatlak'ı çok sevdiğimden bahsetmiştim. Hani sinema yazarlarıyla belki diğer jürinin farkı hani ortaya çıkıyor. Sinema yazarları demek ki Çatlak'ı daha çok sevmiş yorumunu yapabiliriz. Belgesel film ödülü Bekleyiş filmine gitti. Yine geçen haftalarda bahsetmiştim. Türkiye'de tek başına hani evlenmeden hamile kalan ve çocuğunu doğuran bir kadının o dönem yaşadıklarını anlatan bir belgesel. En iyi kısa film ödülü de yine benim de başarılı bulduğum Stiletto isimli bir kısa filme gitti. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Festivalleri tamamladık. Ve haftanın filmleri, vizyona girecek filmlerini konuşacağız. Hayalet Avcıları Öteki Dünya'da sizin seçkinizdeki ilk film. Evet yani bu haftanın hani en çok salonda gösterime giren filmi bu. Daha popüler sayabileceğimiz filmi de bu. Hayalet Avcıları tabii çok uzun soluklu bir seri. Çok eskiden geliyor. İlk filmler 1984 olması lazım. Evet 1984 ve 1989 yıllarında ilk iki film çekiliyor. Yani o dönem ilkini ben de sinemada değil televizyonda izleme şansım olmuştu. İkinci filmi sinemada izlemiştim. Ya evet o dönem bizim kuşağın hani çok sevdiği bir seriydi. Sonradan işte çizgi filmleri falan da vardı. Oradan da takip ederdik vesaire. Hani internetin olmadığı bir dönemde popüler kültürün öne çıkardığı serilerden bir tanesiydi. Yıllarca da ben şey hatırlıyorum. Devamı gelecek, gelmeyecek, ne olacak? Çünkü hani oyuncuları da yaş alıyordu vesaire. Geçtiğimiz senelerde bir tamamen kadın oyuncularla hani baş karakterleri kadın olan bir Hayalet Avcıları filmi de çekildi. Çok tutmadı o, doğrusunu söylemek gerekirse. Burada tekrar uzun yıllar sonra hani 89'daki filmin devamı olarak bakarsak hani üzerine epeyce zaman geçmiş yani 30 yıl kadar. Ondan sonra bir devam filmi. Bu arada pandemi öncesi bu filmde hani hazır olan filmlerden bir tanesiydi. Çok uzun süre ertelenen filmlerden biri. Bu sefer genç kuşağın genellikle dizilerle öne çıkan iki oyuncusu başrolde. Finn Wolfhard ve Makene Grace. Bu iki genç oyuncu aslında o ilk eski Hayalet Avcıları filmindeki karakterlerden bir tanesinin torunlarını oynuyorlar. İşte bunlar ekonomik zorluklardan dolayı büyük kentten küçük bir kasabaya göçmek zorunda kalmışlar aileleriyle birlikte. Ve işte dedelerinin kendisine miras bıraktığı işte bu Hayalet Avcıları'nın cihazlarını buluyorlar. Burada dede de bu ilk Hayalet Avcıları filminden hani
oyuncularından vefat eden tek oyuncu Harold Ramis. Hani filmde de aynı şeyi devam ettirmişler. Yani o karakter de vefat etmiş ve işte torunlarına miras bırakmış. Diğer oyuncular da anladığım kadarıyla ufak ufak kısa rollerde gözüküyor eski Hayalet Avcıları. Yine gördüğüm kadarıyla, fragmandan anladığım kadarıyla o ilk Hayalet Avcıları'nın havasını devam ettirmeye çalışan bir film. Paul Rudd oynuyor bu arada, hani diğer daha yetişkin karakter olarak başrolde diyeyim. Fakat hani evet, haftanın popüler filmi dedik ama genç kuşağa ne kadar hitap edecek, genç kuşak için Hayalet Avcıları ne kadar hani önemli bir yer tutar çok emin değilim. İşte bir iki haftaya içinde gişe rakamlarından görürüz hani onu. Peki devam edelim, haftanın ikinci filmi Spencer. Evet, bu hafta iki tane önemli biyografi var karşımızda ve Kasım ayına geldik. Her ne kadar bir önceki senenin Oscar'ları biraz geç verilmiş olsa da aslında Oscar sezonuna geldik ve bu şimdi Spencer filmi ve daha sonra bahsedeceğimiz iki filmde oyuncu kategorilerinde Oscar'da iddialı olabilecek gibi gözüküyorlar. Spencer, Prenses Diana'nın hayatını anlatan bir film ki hani sadece bu bile sanıyorum filmin öne çıkabileceğini ve belli bir ilgi çekeceğini gösteren bir konu. Çünkü hani Prenses Diana gerçekten İngiliz kraliyeti ailesinin çok hani simge isimlerinden biriydi. Çok genç yaşta vefat etti. Tüm hani hayatıyla. Yönetmen Pablo Larraín. Pablo Larraín'in daha önce de iki tane biyografi filmi var. Jackie Kennedy'yi anlattı ve Neruda, Pablo Neruda'yı anlattı o da. Fakat Pablo Larraín'in filmleri çok klasik anlamda biyografi filmleri olmuyor. Yani bir karakterin diyelim yani doğumundan ölümüne kadar almıyor da çok kısıtlı bir dönemi anlatıyor. Jackie de öyleydi örneğin. Bu da anladığım kadarıyla 1991 yılında Diana'nın artık işte o boşanmanın eşiğine geldiği ve kraliyet ailesinden ayrılma sürecini anlatan kısa bir dönemi anlatıyor. O dönemde karakterin yaşadıklarını anlatmaya çalışıyor. Başrolde Kristen Stewart var. Kristen Stewart Alacakaranlık serisi de beğenilmişti değil mi? Onunla ortaya çıktı. Çok başarılı bir oyuncu gibi gözükmüyordu başlarda, fakat giderek hani iyi bir oyuncu olduğunu göstermeye başladı. Bu filmde de yani zaten çok avantajlı bir rol canlandırıyor yani Prenses Diana gibi ve çok başarılı olduğu söyleniyor. Hani Oscar adaylığına şu an kesin gözüyle bakılıyor. Hani alıp almayacağı tahminleri için sanıyorum biraz daha beklememiz gerekecek. Peki. Sadece 4 dakikamız var. O yüzden biraz isterseniz daha hızlı gidelim. Kral Richard Yükselen Şampiyonlar. Evet, Kral Richard dediğim gibi diğer biyografi filmi. Burada Will Smith başrolde ama daha çok tanıdığımız yani gerçek hayatta tanıdığımız karakterler Serena Williams ve Venus Williams'ın babasını canlandırıyor bu filmde. Aslında onların hani çok büyük hani tenis süperstarları olmadan önce bu yola nasıl gittiklerini ve babalarıyla ilişkilerini, babalarının biraz farklı bir hani tenis koçları da babaları zaten hani çocukluklarından itibaren. Fakat klasik bir öğretme yoluyla gitmemiş. Burada onu anlatıyor. Yine dediğim gibi Will Smith için de Oscar tahminleri yapılmaya başladı şimdiden. Hani onun da çok erken bir tahmin olarak adaylığına kesin gözüyle bakabiliriz. Aynı Kristen Stewart için söylediğim gibi ödül alıp alamayacağı tahminleri için biraz daha bekleyelim. Tamam. Dünyanın en kötü insanıyla devam edelim. Evet, bu da geçtiğimiz haftalarda yapılan film ekiminde çok öne çıkan, salonları dolduran bir filmdi. Daha sonra bir ön gösterimi yapıldı. Bu da epey doldu. Hatta hani Ankara'dakini takip edebildim, öyle diyeyim. Gösterildiği sinemada 3 salonu birden açtılar. Bir şekilde öyle bir etrafında bir beğeni ya da merak oluştu. Gerçekten iyi bir film ama hani niye o merak oluştu ben çok tam çözemedim açıkçası, söylemek gerekirse. Çünkü yönetmen Joachim Trier evet bilinen bir isimdir ama o kadar hani çok büyük hayran kitlesi olan bir isim değildi benim gördüğüm kadarıyla, ama hoş bir film. Onun diğer filmleri biraz daha depresif olur. Bu biraz daha hani
gene hüzünlü tarafları da olmakla beraber daha komediye daha yakın olan bir film. 30 yaşlarına gelen bir kadının artık hayatta hani ne noktaya gideceğini tartma çabasını ve hani o yönde ilerlemesini anlatan bir film. Biraz uzunca bir film olmakla beraber 2 saati biraz geçiyor süresi ama bölümlere bölünmüş yanlış hatırlamıyorsam 8 ya da 10 bölümden oluşuyor film ve hani bazı bölümler gerçekten hani ufak parodiler şeklinde çok rahat izlenebilen, rahat akan bir film. Gerçekten hani biraz dediğim gibi hafif spoiler olmak koşuluyla hüzünlü yerleri de var filmin. Çok değil bir miktar. Ama hani dediğim gibi festival seyircisinin epey beğendiği ve etrafında da belli bir merak kitlesi oluşan bir film. Sanıyorum hani çok büyük bir salonda sayısıyla gösterime girmiş değil ama seyirci ortalaması yüksek olacaktır diye tahmin ediyorum. Çok hızlıca son filmimizi Pişiricileri konuşalım. Haftanın animasyonu o da. Hani çocuklar için hemen her hafta söylüyoruz. Birer film gösterime giriyor. Bu da işte bir pasta şefine yardım etmek çabasındaki elflerin hikayesini anlatan bir animasyon. Çok teşekkür ediyoruz. Sizinle vizyondaki filmleri, festivalleri takip etmeye devam edeceğiz. Sağolunuz, var mısınız Sayın Hasan Nadir derim. Ben teşekkür ederim.